Merhabalar videoma hoş geldiniz ben Fırat. Bu videoda sizlere Nvidia ekran kartını otomatik ve manuel olarak nasıl güncelleyebiliriz bunu göstereceğim. Evet bunu artık bilen kişiler var ama ben bilmeyenler için göstermek istiyorum tekrardan. Çünkü burada önemli olan şöyle bir şey var. Mesela bazıları ee, ekran kartı driver'ı sürümü yüklü olduğu halde onun üstüne başka bir sürüm yükleyince hatalarla karşılaşabiliyor. Bunları da anlatacağım videoda sizlere. Dediğim gibi yani otomatik bir şekilde nasıl yapılıyor ve elle manuel bir şekilde nasıl yapılıyor ikisini de videoda göstereceğim size. Başka şeyler de göstereceğim arkadaşlar. Güzel bir video olacak. Video şimdiden hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca şuradaki bağlantıya tıklayarak bir önceki videomuza da gidebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet, bilgisayarımıza açtık. Şimdi Nvidia ekran kartını otomatik bir şekilde nasıl güncelleyebiliriz? İlk başta size bunu göstereceğim arkadaşlar nasıl yapabilirsiniz bu işlemi. Şimdi şöyle bir tane uygulamamız var bizim, tamam mı? GeForce Experience diye bir uygulamamız var. İndirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oraya koymuşumdur. Orada açıklama kısmında var linki. Evet, GeForce Experience şöyle bir uygulama, oyunlarınızı falan da optimize edebiliyor. Yani bilgisayarınızda... Yüklü olan oyunları ekran kartınıza göre optimize ediyor. Örnek veriyorum. Bakın burada GTA 5 varmış. Optimize etmiş. Ayarları görüyorsunuz. Ben laptop kullandığım için iki tane seçenek çıkıyor burada. İşte fişe takılıyken veya pille çalışırken diye. Mesela ayarları yükseğe seçmiş. Gördünüz mü? İşte çok yüksek, yüksek. Gördüğünüz gibi otomatik olarak ayar yapıyor. Bu program aynı şekilde ekran kartınızı da güncelleme yapabiliyor. Bakın şurada sol üst tarafta sürücüler diye bir kısmımız var. Buraya tıklayınca... Mesela bana bir tane oyun sürücüsü gelmiş tamam mı? Buradan güncellemesini yapabilirsiniz. Bakın sürüm 419.35'miş gördüğünüz gibi. Sürüm tarihi de 3 Mayıs 2019 diye ama biz Mayıs'ta değiliz yani şu anda çektiğim bu videoyu Mayıs'ta değiliz yani ama niye böyle yapmış anlamış değilim. Şimdi burada iki tane seçenek var. Hızlı kurulum var bir de özel kurulum var. Ben burada size tavsiye edeceğim özel kurulumdur. Özel kurulumdan temiz kurulum seçeneğini seçeceğiz. Temiz kurulum ne işe yarıyor onu da söyleyeyim size. Temiz kurulum bilgisayarınızda yüklü olan ekran kartı sürücülerini bilgisayarınızdan kaldırıyor. Yani eski olanları kaldırıyor. Daha sonra yeni güncellemeleri yüklüyor. Yani ekran kartı güncellemesi yapacaksanız ben her zaman temiz kurulumu öneririm. Çünkü Bazen eski yazılımla yeni yazılım çakışabiliyor birbirine. Yani hatalar meydana geliyor. O yüzden temiz kurulum en iyisi yani. Buradan özel kurulum seçeneğini seçiyoruz. Ayrıca şu bakın sağ üstte de güncelleştirmeleri kontrol ettiği bir seçeneğimiz var burada. Oradan güncelleştirmeleri otomatik olarak bakabilirsiniz. Güncelleştirme var mı yok mu diye. Şimdi bu muhtemelen uzun sürecek. Bunun yani kurulması uzun sürecek. Ben size şimdi manuel nasıl yapılıyor onu göstereyim. Yani elle nasıl güncelleyebiliriz ekran kartımızı onu göstereceğim. Google Chrome'u açtık. Daha sonra buraya Nvidia yazıyoruz. Gördüğünüz gibi Nvidia yazdık ve en başta Download Drivers diyor. Yani sürücüleri yüklediği bir seçenek çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra Nvidia'nın sitesine giriyoruz. Şimdi burada güncelleme yaparken ekran kartınıza ait bir takım bilgileri istiyor. Bakın işletim sisteminizi falan da istiyor. Bunları nasıl gireceksiniz? İlk başta ekran kartınızın modelini öğrenmeniz gerekiyor. Mesela şu anda ben laptop kullanıyorum ve benim ekran kartım GTX 1050, GeForce GTX 1050 ekran kartı ve mobil bir ekran kartı. Yani mobil dediğim hani laptoplarda kullanılan ekran kartı. Artık mobil diye geçmiyor bunlar ama e, yine de o şekilde söyleyeyim size. Şimdi bakın, ilk başta en üstte burayı Türkçe'ye çevirelim. Şu şekilde bakalım. Ürün tipi diyor. Buradan GeForce. Benimki GeForce. Onu seçiyorum. Ürün serisi şuradan bakalım. GeForce 10 serisi. Yani 10 serisi işte GTX 1050, 1060 vesaire onlar oluyor. Buradan notebook olanı seçiyorum. Ben laptop kullandığım için buradan notebook olanı seçiyorum ama siz masaüstü kullanıyorsanız üsttekini seçeceksiniz. Notebook olanı seçtim. Ürün diyor. Buradan GeForce GTX 1050'yi seçtim. İşletim sistemi Windows 10 64 bit. Evet bu. Şimdi Windows sürücü türü diye bir seçeneğimiz var burada. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz onu da göstereyim size. Şuradan İngilizce'ye çevireyim. Göstereceğim bir şey var çünkü. Mesela standart diyor. Altta da DHC diyor. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Ekran kartımızın Windows sürücü tipi standart mı yoksa alttaki DHC seçeneği mi? Şurada da zaten bir şey var. soru işareti var. Buradan ne olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Ben burayı pek anlamadım ama nasıl yapıldığını göstereceğim size. Bakın şuradan Nvidia denetim masasını açıyoruz tamam mı? Nvidia denetim masası nasıl açılır? Şöyle göstereyim. Masa üstüne sağ tıklıyoruz. Buradan Nvidia denetim masası diyoruz. Veya başlata da yazabiliriz. Nvidia denetim masası diye. Evet buraya yazınca çıkmadı arkadaşlar. Siz yine masa üstünden yaparsınız. Buraya sağ tıklayıp Nvidia denetim masasına gidersiniz. Evet denetim masasını açtığımızda böyle bir pencere geliyor. Veya sizde şu şekilde de açılabilir göstereyim. Evet sizde bu şekilde de açılabilir. Buradan yapacağımız işlem şu sol alt tarafta bakın sistem bilgileri diyor. Buraya tıklıyoruz. Şu anda karşıma gelen pencerede benim ekran kartımın bilgileri yazıyor. Detaylı bilgileri yazıyor. Bakın burada şu en üstte sürücü sürümü diyor. Onun altında driver type diyor. Yani sürücü tipi diyor. Benim mesela sürücü tipim standartmış. O zaman hemen Google Chrome'a geliyorum. Ben buradan bunu standart olarak seçiyorum. Ama eğer ki sizin orada DHC yazıyorsa buradan DHC olanı seçmeniz gerekiyor. En alttaki de dil, dil seçeneği ne olsun burada Türk diyorsunuz. Daha sonra ada seçeneğine tıklayınca şu anda ekran kartı driverımız önümüze geliyor. Evet versiyon neymiş 419.35. Yaklaşık olarak 552 MB'de bir dosya boyutu varmış. Buradan kabul et ve yükle derseniz sürücüyü bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Manuel olarak indirme işlemini bu şekilde yapıyorsunuz. Zaten bilgisayarınıza indirdikten sonra e, ileri ileri diyerek kurulum işlemini yapıyorsunuz. Orada size en video gösteriyor. Çok basit yani orayı anlatmaya bile gerek yok. Şimdi gelelim otomatik nasıl kurulum yapılıyor. Şu altta bakın şey gelmiş bildirim. Şu anda sizde görünmüyor siyah bir ekran görünüyordur. İşte evet veya hayır diye bir seçenek çıktı karşıma. Sürücü yüklemek istiyor musunuz istemiyor musunuz gibi. Evet, kurulum işlemi şu anda hazırlanıyormuş. Şurada bakın yazıyor, kurulum işlemi hazırlanıyor diye. Ayrıca burada şundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda bu videonun çekildiği tarihte bir tane ekran kartı çıktı, GTX 1660 diye. İşte 1660 ve 1660 Ti performansı gerçekten çok iyiymiş. Yani hem fiyatı uygun hem de performansı maksimum derecede iyi bir ekran kartı diyorlar. Zaten yeni çıkan bir ekran kartı. Eğer ki böyle sistem falan toplayacaksanız bu ekran kartına muhakkak bakmanızı öneriyordum. Tabi Nvidia'nın RTX diye bir serisi de çıktı fakat bunlar gerçekten pahalı ekran kartları. Yüksek performans veriyor ama gerçekten pahalı yani. Ama o dediğim gibi şu GTX 1660'a bakarsanız gayet güzel bir ekran kartı. Yani fiyat performans bir ekran kartı öyle diyebilirim. Aa şu anda geldi. Evet şu anda geldi arkadaşlar. Valla videoda geldi çok güzel oldu. Çok sevindim. Bakın e, grafik sürücüsü diyor. Grafik sürücüsünü buradan kurabilirsiniz. Benim mevcut sürücüm 417.01 sürümüymüş. Yeni sürüm ise 419.35. Grafik sürücüsünü buradan kesin olarak kuruyor. Yani buna bir müdahale yapamıyoruz. Ama... Siz fiziksi buradan kurmak istemiyorsanız bu seçeneği kaldırabilirsiniz. Sadece grafik sürücüsünü kuracaktır. Ama diyorsunuz ki ben fiziği de kurmak istiyorum. O zaman buna tıklıyorsunuz. Evet bakın temiz kurulum yap seçeneği budur. Diyor ki temiz kurulumda tüm Nvidia ayarları varsayılan değerle sıfırlanır ve oluşturulmuş olduğunuz profiller kaldırılır diyor. Yani herhangi bir ayar yaptıysanız onlar da sıfırlanıyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temiz kurulum yap diyorum ve buradan kur dediğim zaman Evet ekran kartı şu sürücüleri şu anda kuruluyor. Ben hemen videoyu sonlandırmak istiyorum çünkü burada bir sıkıntı olabilir. Kurulum işlemi yapıyor neticede. Bu videoda anlatacaklarım bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet bu videomuz böyleydi. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.